Şimdi bugünkü temamız oğlumdur. Granola yoğurt, ondan sonra granola otli. Bir sabah kahvaltısı hazırlamak. Kedimizin etrafı zıplamasını engellemek. Benimle oynadığından önce. Koltuğu mahvetme bak, koltuğu mahvetme. Neyse efendim, malzemelerimizi tanıtıyorum. Şöyle bir adet kokos yoğurt. Yemek tarifine başladım da. Ondan sonra blueberry. Dur, buzu da alayım. Bunun ıslığı şeyler yazıyor, burçlar var. Lasarta. Kings. Böyle bize burç anlatmaya gelen partnerlerimiz de oluyor arada. Ondan sonra... Kameraya merhaba de bari. Capricorn, Gem. Hadi onu da tanıt arada, gelmişken. Sen de hu hu yap. Okey. Bu da muz. Gördüğünüz gibi böyle leş gibi bir muz, yani nereden geldiği belli değil. İşte Albert Einstein'dan gelmiş ama orijininin ne olduğu belli değil, o anlamda söylüyorum. Ondan sonra paprika mı? Paprika koymuyorum ben. Granola. Kaşık. Bu kaşık yoğurt için. Bıçak muz için. Sonra diğer malzemelerimiz. Jordans. Bu benim en sevdiğim markalardan bir tanesi. Böyle çikolatası hafif, ne derler ona? Tam böyle kağıt gibi incelikte kesilmiş olduğu için rahat rahat yenebilen bir granola. Crunchy. Ondan sonra bu Pırıl'ın granolası. Buna ben niye Uğur diyordum bilmiyorum. Ben onlar istemiyorum. Sadece şey... Tamam, ben kendime koyacağım bunu. Sadece gluten free and in stock please. Sen niye bir anda bir gaza geldin? Buraları kirletmeden yaparsan kedi arkamızı temizlersek seviniriz. Gördüğünüz gibi çok teşvik edici bir partnerim var. Neyse. In stock diye bir restorandan gelen bir granola var. Bunun içinde yine çikolata var. Bir de böyle gluten free var. Öyle. Şimdi. Sen maviyi alıyorsun değil mi Pırko? Tamam. Ay yedin mi anlar şapla? Gerçekten yersin şapla. Bir de ay yapıyorum sana. O koltuğu yolmayacak. Koltuğu yolmaya gidiyor kedi. Çişini yapamıyor. Ne? Çişini mi yaptı? Evet, çişimi yapamadım. Ha evet evet. Bırak boş ver ya. Şey yapar. Biz yokken de yapar. Yapacağı varsa. Neyse. Tabana yoğurdu koyduk. Üstüne. Şişt. Sakin. Gel buraya, seni de tanıştıracağım. Ya beyler. Madem bu kadar bahsin geçti. Gel bak. Buyurun, bu da kedi. Hadi git şimdi. Bay Türüf. Ay, ne yapacağımı da şaşırttın bana. Neyse, önce gluten free ile başlıyoruz. Çünkü farklı olacak ya. Aa, bu bir şeymiş galiba. Damla var burada. Bırak kıştır bir şeyler. Neyse, ev dengelmesinde kahvaltı hazırlama. Böyle bir şey. Gluten free koyduk. Kapağını kapattık. Ondan sonra ne koyuyorduk? Sana insta koyuyorduk. Doğru. Bir gelip bakar mısın yeterli olup olmadığına? Porsiyonu. Tamam orada mı? Sen az yiyorsun, üstüne meyve koyuyoruz çünkü o yüzden. Daha büyük kaba koyarsak aslında şey ve alsam bize üzülüyorsun. Bir odam yok bence. What about this? Bu iyi mi? Daha iyi. Tamam. Ben kendime de koyuyorum bunu. Şey, bir dakika o bunu bir kapatma bir saniye, bekle. Sonunda bir şey yapıyorum. Bunda bir şey yapıyormuş partnerim, o yüzden kapatamıyorum. Madem yemeyeceksin, niye aldın o diğer granolayı diye sormak istiyorum sana. Çok yoktu çünkü. Ayrıca yedim, bir sürü kere yedim. Şu anda canım istemedi. Böyle de değişik atışmalar. Sanki bütün oda her şeyi yiyor. Bütün oda her şeyi kullanıyor.
Kulağıma pıt yapacaksın sen de. Beni kedi sandın herhalde. Arkadan taciz tecavüze uğruyoruz. Neyse efendim. Bütün dren olayı boca ettikten sonra gelelim zurnanın zırt dediği yere. Boca ediyorum ki kibarca koymaz özgür boca edersin. Çünkü benimki boca edilmiş herhalde. Seninkine kibarca koyuyorum ben. Kendimkine boca ediyorum. Ben büyük bir insanım sonuçta. Metabolizma diye bir şey var biliyorsun değil mi? Metabolizma. Ondan sonra. Aa, kuru çilek de koyalım. Böyle şeyi de göster, kameraya da göster. Kuru çilek diye. Kuruca çilek. Bunlar birbirine pişmiş. Ben öyle demedim. Öyle demedim. Öyle demedim. Ben Türk müyüm? Üstüne boca ettik gördüğün gibi. Yeter mi o kadar blueberry? Evet, boca edilmiş blueberry yeter. Ben bir avuç alıyorum genellikle. Bir avuç. Sonra avuçta yıkıyorum böyle. Pitir 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 pitir. Sonra etrafa döke saça getiriyorum. Kıllı kıllandığımı bildiriyorum. Lan gerçekten döküp saçıyor mu diye. Aslında kendisi o arada çileği dökmüş, saçmış. Bu ne abi? Bu ne? Bana dersin bir de dökme şunları filan diye. Ben yere dökmüyorum. Bana söylediğin ne varsa hepsini yapıyorsun sen. Ne oldu? O trüfün kapları şey pis o. Öyle pis o. Trüfün kapları pis, iğrenç. Kedinin kabıyla aynı yerde. Ay. Trüfler geçiyor. Öyle ısmarlamayı sırtamıyoruz yani hayvanlarımızı. Neyse ben muzu filan hazırlıyorum. Sen hazır olsan iyi edersin. Saat de 10.30'u geçmiş zaten. Ben yiyeceğim gideceğim. Tamam. Neyse. Muz kabuğu. Gerçekten çok eğlenceli bir gün oluyor. Evet, şimdi bu arkadaşın kabına sağlı ve sollu iki adet daha küçük dumping yapıyoruz ki üstüne gelen malzeme yapışabilsin. Muzları da dilimliyoruz. Dilimlenen muzlar etrafa saçılıyor. Oradan gülmeyelim lütfen. Sağdan soldan gülmeyelim. Yukarıdan aşağıdan gülebiliyor muyum? Pırıl'a 30 tane kendime 4 tane koydum gördüğünüz gibi. Çünkü ben malzeme yoğunuyorum, sen meyve yoğunuyorsun. Çok basit. Otli'yi sallayarak kullanıyoruz. Sallamazsak ne olur bilir misiniz hanımlar? Kocalarınızı nataşalar kapar. Kapmadı mı? Neyse. Daha bitmedi. İşte geliyor kedi harekat. Çok kötüyüm. Neyse. Valla geldi bu arada. İşte geliyor kedi harekat dedim. Köşeden çıktı bana bakıyor seninki. Bu bildiğiniz keten tohumu, chia seed, mavi haşhaş. Ha miyav tabi. Sana da mı vereyim mavi haşhaş? Yok, sana vermem ben mavi haşhaş. Daha yeni yedin arkadaşım. Islak mama yemedin mi sen? Ne miyavu? Neyse efendim. Keten tohumu. Ondan sonra cama. Bunları geri koyuyoruz. Ya tabii miyav sen. Sonra da mavi haşhaş.
Mavi haşhaş diyorum, sen miyav diyorsun. Olacak şey mi? Arkadaşım bir bırak da tuvalete girsin rahat rahat. Neyse efendim. Granolalarımız servise hazır. Beni izlediğiniz için bayağı bir vakit kaybettiniz. Vallahi boş şansın.